Kamp yerimizi de 3 dakika içinde buldu. Rotayı çizdi. Bütün solayı boca ediyorum ben bunun içine. Müthiş. Valla müthiş. Herkese merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hafta sonu kampçılarının yepyeni bir videosuna da hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Alperen. Ben Komando. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Düzce'deyiz. Çok güzel bir gölette, çok güzel bir yerdeyiz. Torkul göleti, Torkul yaylası. O halde videoya başlayalım. İstanbul'dan yola çıktığınız zaman Kocaeli'ne ulaşıyorsunuz. Oradan eski yoldan veya yeni yoldan veya Kuzey Marmara'dan. Üçünden de buraya gelebiliyorsunuz. Çünkü burası Düzce'nin içinde. Düzce'ye ulaştığınızda Beyköy ilçesine kadar gidiyorsunuz. Beyköy'de zaten bütün tabelalar var. Beyköy'den 10 kilometre daha ilerlediğiniz zaman asfalt yol bitiyor ve arkadaşlar artık Torkul Gölü yoluna doğru geçiyorsunuz. Çeşmenin olduğu bir yerde yol ikiye ayrılıyor. Siz orada sağ yol tercih ediyorsunuz. Yaklaşık bir 5 kilometre daha devam ediyorsunuz. Yine çatallaşan, ikiye ayrılan bir yol var. Sol yoldan da gidebiliyorsunuz, sağ yoldan da gidebiliyorsunuz. Biz sol yolu tercih ettik. Buraya ulaştık arkadaşlar. Gerçekten umduğumdan daha güzel bir yer. Sadece göl mevsimsel açıdan birazcık daha çapraklarıyla donanmış durumda. Ama doğal bir manzara. Yerimizi bulduk. 10 numara bir kamp olacak. Başlayalım. Sat komandosu önde ilerliyor. Zaten bize 1 kilometre fark atmış durumda. Bakalım bu kampımızda nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Kamp yerimizi de 3 dakika içinde buldu. Rotayı çizdi. Gelmemiz gereken yolu bize söyledi. Onu takip ediyoruz. Bu gece çok önemli bilgiler öğreneceğiz. Adamı kaybetmeyelim, boş. Boş, boş. Meyilli bir arazide yağmur oluyor açmış. Çadırdan akan suyun yağmurun çadırın içerisine girmesini önlemek için. Öyle bir önlem almış. İçeriği kuru tutmak amacıyla. Su basmasını engellemiş yani. Evet. Çadırı kuracağımız ve kampımızı kuracağımız yeri belirledik. Çadırı şu bölgeye kuracağız. Şöyle etrafımızda da şu an kamp yapan kampçılar var. Şuraya masamızı atacağız. Şuraya hamamımızı kuracağız. Ve kampımızı oluşturacağız. Evet, küreyi kullanım için hazırlıyoruz. Masamızın ayağının dengesini sağlayacak, zemini düz hale getirecek şekilde kullanımı hazırlayacağız. Aslında bunda çok ihtiyaç yok. Daha dengede duruyor. Üzerinde bir şey kullanırken bardağımız olsun veya benzeri şeylerde düşmeye veya götürmeye karşı önlemi almış olduk. Kampımızın rahatlık seviyesini biraz daha arttırabilmek, kampımızdaki yeni misafirimizi, komandoyu rahatlıkla uyutabilmek için hamamımızı kuracağız. Hamamımızın markası neydi? Nortingen. Nortingen marka. Aynen öyle. Bu şey, Instagram'da söylenen çadırlardan değil mi? Civinikli. Aynen. Şu an hamamımız hazır. Hemen kısa bir güç testi yapıyoruz ve ardından hamamımıza geçiş yapacağım. Önce ben deneyeceğim. Kobay benim. Misafirimizin düşmesini asla istemem. Şöyle gayet sağlam. Şöyle bunu da zaten şu uçlardan bağlıyoruz. Mis gibi yatak aslında. Bu tarafa doğru gelebilirsin. Yani. Aynen öyle. Evet. Gerçekten dar bu. Hasper kadar uyursam falan yanlışlıkla düşebilirsin. Güzel mi? Güzel. Şu an rakım kaç? Yüksekliğimiz... Bakalım... Evet, 1215 metre. Güzel. Bulunduğumuz yerin sıcağı. Şu anda gölgede gerçekten hissettiğiniz sıcaklık 15 falan bence. Çok fazla bir sıcaklık yok. Evet arkadaşlar, kampımızın ilk kısmını tamamladık. Şimdi yemek hazırlama kısmına geçmemiz lazım. Karnımız çok aç. Yemek hazırlama kısmı. Evet, yemek hazır. Bugün menümüzde şahane bir tavuk var. Birazdan yemeğimizi yiyeceğiz.
enerjimizi alacağız. Akabinde kampımız tüm hızıyla devam edecek. Evet. Evet, komando inceli... içeride. Komando içeride. Aynen öyle. Şu iki tane bebek karşılaştırıldı. Arkadaşlar inanılmaz sonuçlar var. O videoyu kaçırmayın. O zaman çay. Uzun zaman sonra ilk defa yiyorum. Bayağı güzelmiş. Bu kampın çok değerli bir misafir olduğunu söylemiştim. Sevgili dayım, komutanımız, kamp misafirimiz. Yol biraz şeydi, tanımadığımız, bilmediğimiz için. Hem dik hem biraz heyecan verici. Müthiş orman var. Adım atacak yeri yok ormanın içerisinde. Hatta alanda şey bile, hani arıyorsun gökyüzünü görebileceğiniz bir alan bile arıyorsunuz. Boş bir yer yok. Rakım belki çok yüksek değil ama ormanın verdiği bir serinlik var. Hapsetmiş olduğu bir serinlik var. O müthiş. Mesela konserve ton balığı için konuşuyorum. Ton balığını kendi yağıyla böyle kavuracaksınız. Tamamen o yağ bitene kadar çok müthiş bir lezzet, tat oluyordu. Ama yeni nesillerde onlar oluyor. Artık çok insanların gitmediği yerlerde olduğumuz zaman, 2-3 insan olduğu zaman insanlar gelip merak ediyorlar hani hangi YouTube kanalısınız falan diye. Eğer video izliyorsanız size de teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. O zaman devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, biraz önce uyandık. Şimdi yavaş yavaş kahvaltı hazırlığına gireceğiz ama size sabahın ilk ışıklarında şu gördüğümüz manzarayı göstermek istiyorum. İnsanın içini açıyor. Çadırımızın fermuarını çektikten sonra gördüğümüz manzara buydu. Bizce çok güzel. Şimdi hem komando hem de biz bayağı acıktık. Kampımızın bulunduğu noktadan yaklaşık bir 2 dakikalık mesafede bu şekilde çeşme var. Müthiş bir soğukluğa sahip. Evet Alperen Şef. Evet bugün kahvaltıda bir farklılık yapalım dedim. Kavurmalı yumurta değil de kıymalı yumurta yiyelim dedim. Buradan anneme sevgi ve saygılar. O bizi düşündü, aç kalmasınlar dedi. Bize kurbanlık kıyma gönderdi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Şimdi ona afiyetle yiyeceğiz. Geçen hafta çektiğimiz YouTube videosunu bu pazar günü paylaşmak için yola çıktım. Kamp kurduğumuz yerin girişinde bir çöp depolama noktası var. Bu gayet güzel olmuş. Yani zaten ülkemizde çöp problemi bayağı fazla. Buraya gelip çöplerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Tabela da zaten belirtiyor. Orada bir yürüyüş yolu var. Doğa yürüyüş yolu. Onu hep beraber muhtemelen keşfedeceğiz. Şimdi ben sadece internetin çektiği bir yer arıyorum. İnterneti bulduğum zaman videoyu paylaşacağım. Püren Yaylası kampımızdı. O videoyu da sağa sola bir yere etiketleyeceğim arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Torkul Göleti ve Torkul Yaylası Düzce il merkezine yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafeye sahip. Torkul Göleti yaklaşık 1300 metre yüksekliğe sahip Torkul Yaylası'nın içinde volkanik çöküntüden oluşmuş tam 5000 metrekare alana sahip bir gölet. Göletin çevresinde bulunan kayın, köknar, kestane, akça ağaç gibi birçok ağaç var ve mükemmel bir manzara sergiliyor. Burada arkadaşlar kamp yapılabildiği gibi aynı zamanda piknik, balıkçılık, fotoğraf çekimleri de yapılabiliyor. Diğer geldiğimiz kamp alanlarından örnek veriyorum. Prenli'deki gölden biraz daha güzel, daha büyük ama çok da temiz ve güzel bir görüntüsü yok. Ama kamp alanı gerçekten güzel. En sevdiğimiz vakte geçtik. Ne yapıyoruz? Çikolumuz yapacağız. Soda ve kahve yapacağız. Ve kavun yiyeceğiz. Kavuna ne gerek vardı bilmiyorum ama kavun yiyeceğiz yani. Soda kahve. Bütün sodayı boca ediyorum ben bunun içine. Tamamen real görüşler. Çok merak ediyorum. Ben de bardağı getiriyorum bu arada. Müthiş. Vallahi müthiş. Ciddi. Gerçekten. Yani o kahve çok uzak değil tadı. Normal kahve çok uzak değil. Çok güzel bir tat var. Vay be. Yani bence normal kahveye en yakın bu. Evet. Birazcık şey bir tadı var sadece. Fresh bir tadı var birazcık.
Birazcık ferah değil mi? Normal kahveden çok farkı yok. Ama daha yumuşak bir içim olmuş. Aynen. Biraz aynen. Birazcık daha light bir kahve olmuş gibi. O zaman bu Batuhan'cısı. Bunu Batuhan, light. Portakallı kahve puanım 10.6 ise, 10 üzerinden 6 ise ben buna da 10 üzerinden 6 veririm yani. Biraz önce kahvemizi denedik. Ardından çiko muzumuzu ateşimize koyduk. Arkadan sesleri duyuyorsunuz. Ne mi? Size bir sürpriz karşılayacak şimdi. Saz keyfimiz ve türkü sohbetlerimiz başlıyor. Yor. Başlıyor. Bu hangisi ya? O zaman çok sevdiğimiz bir şarkı var. Buna girelim. Hangisi? Geliyor. Oho. İki boş. Tamam. Diyecek miyim bir dakika ama? Şimdi. Hayal olsa senden kalan, terbiyem hiç sözün yalan. Hayal olsa senden kalan, derdim hiç sözün yalan. El emrin olur ulan, son bir defa, son bir defa göreydim seni. Son bir defa, son bir defa göreydim seni. Sanma aşkım şikayettir, sanma aşkım bana şikayettir. Ne gam ne de derttir, bana ne gam ne de derttir. Öl de ölün olur lan. Ölümden korkan lan. Son bir defa, son bir defa göreydim seni. Ölümden korkan namerttir, son bir defa, son bir defa göreydim seni. Bu aşk böyle bitmez. Yeşibalar ha, bunu çalalım. Rında dolanıyorum. Ey Allah'tan korkmaz. Sana bana ölüm var. Kimse yanmasın, dayım yansın derdime. Saz keyfimiz devam etmek üzere ve misafirimize bir çikomuz, klasik lezzetlerimizden birini denettirme zamanı. Bademli. Çikolata da bir de. Badem var. Badem var. Aynen. O da ayrı bir şey olmuş. Yok böyle bir tat. Çikomuz. Çikomuz. Ben çok zevk aldım burada bulmaktan.
Hoş buldum. Arkadaşları tekrar takip edeceğim. İmkan olursa katılmaya çalışacağım. Sizler de takip edin. Her hafta yeni bir heyecan, yeni bir yer. Diyeceğiniz yerleri, rotaları kendi kafanızda oluşturabilirsiniz. Ön bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. En sevdiğimiz kısma geçeceğiz. Kanal primi yapıyoruz. Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve zil açmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı, Instagram sayfamızı takip etmeyi ve arkadaşlarınızı da buraya çağırmayı unutmayın. Haftaya hangi kahveyi deneyelim? 6. kahvemiz olacak. 6. kahvemiz olacak. Ne tatları deneyelim? Bunların önerisini yorumlarda ve DM kutusunda sizden bekliyoruz. Bir sonraki kampta görüşene dek. Hoşça kalın.